Mesleğin ayakkabıcı olarak mı geçiyor amca? Ne diyorlar? Benim mesleğim sayac olarak geçiyor. Sayacı. Yani ayakkabının bitmemiş dede hali. He, tamamlanmamış hali. Evet, onların da fotoğrafını çekeceğim zaten. Evet. Gösterirsen. Bak bu. Hemen şey yapsam bu bitmemiş hali. Çeksene hemen. Şimdi dışarıdan ayakkabıcılardan geliyor. Esnaf arkadaşlardan kesip getiriyorlar. Şimdi bunun da bitmiş halini göstereyim sana. Bu da bitmiş hali. Bak bu. Pot sayısı. Bunun altına da o arkadaşlar, esnaf arkadaşlar kalıba çekiyorlar. Kalıbı da gösterebilirim sana. Tabii ki çok makbule geçer. Seni de uğraştırıyoruz ama amca. Olsun. Bir duamızı alırsın. Çok büyük. Evet, bu arkadaşlar bunu böyle kalıbı yapıyorlar. Ondan sonra yapıştırıyorlar. İşte devamı böyle yap. Ama önce böyle deriyken kesiyorlar, bana getiriyorlar. Tamam. Ben dikip onlara veriyorum. Onlar çekip müşterilerine veriyor. Yani ona bu derleri saya diyorlar. Ondan sonra bitmiş haline ayakkabı diyorlar. Amca, öğrenim bölümünde mezun olduğun en çok okul? Öğrenim bölümünde ilkokul mezunuyum. Şimdi yaptığımda bak bıçak kırmızı. Bunu da bak bu bıçak kırmızı. Çekeyim mi onu? Bunu dikip yapıyorum şimdi. Bu da başka esnaf arkadaşlardan geliyor. Bu işler de benim işim olduğu için. Deriyi nereden elde ediyorsunuz amca? Deriyi büyük şehirlerden geliyor. İşte dediğimiz var. Her renkleri var. İşte çocuklara, üniversitelere, sizlere de yapıyorum. Pisi pisi derler işte bunlara. Bunlar? Ha, oyun, folklor için. Ha. Bu daha modern de var. Orada her rengi vardı. Kırmızı, beyaz. Bak kırmızı da vardı. Amca, sen bunu kimden öğrendin bu mesleği? Ya bunun bir ustam vardı. Ustamdan sayacılığı öğrendim. Ondan sonra artık kendime yaparak yetiştirerek en son Turizm Bakanlığı'nın bana en son verdiği belgem de var yani. Turizm Bakanlığı. Bu bana aitti. Arkasında da şey yazar. Mes yapımı sayar. Bakayım. Çeksene bunu da. Şeyini, bilgilerini arkasında, gizleriz. Arkasında da tasarım şeyi vardır. Ha. Bu giresim de bende vardır. Başka yoktur. Ustanızdan mı öğrendiniz bu mesleği? Ya, ustamdan tabii. Ustamdan bir sayacılığı öğrendim. Ondan sonra adamlar çalıştırdım. İşçilerimiz vardı ama şu anda hiç kimse yok. Hepsi. Tek misiniz? Evet. Kaç yıldır mesleği yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 13 yaşından beri bu işi yaşımda nereden baksan 39-40 sene. Bayağı. Evet. Peki sizden sonra bu mesleği icra yani, ettirecek biri var mı hayatınızda? Şu anda bu sayacılığı benden böyle piyasaya yapan usta yok şu anda. Benim yapmadığım anda ustalar ya Bulancı'ya gidecek ya oraya gidecek. Yani burada sayacı yok. Başka yok. Peki çocuklarınız bu mesleğe yönelmek ister mi? Yani yaparlar mı? Bir kızım var, o da biyomedikal mühendis. Bu da şimdi bir fabrikada 5-600 kişilik bir fabrikada iş şeyliği yapıyor. Mühendisliği, onları iş güvenini yani bunları yapıyor. Onun için yani bu mesleği yapsın isterim birileri ama zor. Yanınıza hiç çırak yetiştirmek için birileri gelmiyor mu? Tercih etmiyorlar mı hiç? Şimdi hemen onlar para kazanayım diye düşünüyorum. Evet. Ama bunda bu benim... Bir zanaatkar sanata giriyor yani. Zanaata giriyor. Evet, şimdi ya. Benim bu yaptığım mesleğin içinde en az 10 tane meslek var. Ayakkabıcının içinde. Kimisi bunun kıvırması oluyor, bunun tıraşlaması oluyor, bunun regulası, bunun makinesi, bunun tıraşlamacısı, bunlar hep
Şimdi üniversitelerde var, Giresun'da yok. Büyük şehirlerde uygulamalı var. Buradan deri gidiyor, buradan sayı olarak çıkıyor. Ayakkabı o ayrı bir dal oluyor. Ama sayı olarak bizden sonra ayakkabıya gidiyor, ayakkabı yapılıyor. Ondan sonra müşteriye sunuluyor ayakkabı. Şimdi bu şeyi yapan isterim ama yani adam tek, adam şimdi gelse bana ne yapar? Şimdi tıraşlama mı öğrenecek, kavurma mı öğrenecek, tamir mi öğrenecek? Evet. Bunu çıkarması için buna şapkın yani. Nice. Zor. Çok ama, zor bir meslek zaten. Ama çok el işçiliği de isteyen bir şey. Bakıyorum kendi elinizle dikiyorsunuz orada. Tabii bu yani bu Giresun'un sallama diyorlar işte Giresun'un aşık bıçak bu. Gayet süs olarak bu her tarafa gidiyor. Türkiye'nin her tarafına yapılıyor. Yani. Ben de çarşambalıyım. Bizim orada da bilirsin yumurta topuk ayakkabısı var. Evet. Sizin ya o aslında acaba sizden mi bizden mi diye onun tartışması var. O tartışmayı bilmiyorum ama bizde de onu yapanlar var. Çarşamba, evet, babam da onu kullanıyor, yaptırıyor hatta. Ben memlekette olsaydım orada çekecektim ama nasip buradaymış, buradayız. Sizi buldum. Babana sayacılığı işte yapıyorum şu. Bak şurada tasarım işte tasarıma geliyor şu. El sanatları işte bak cüzdanlar. Evet. Evet burada şurada doğru bak bitine doğru çekebilirsin onları. Evet. Bayağı şeyin var senin amca. Belgen. Her şeyin tamam. Evet bizde. Ben şimdi Giresun'a geçen de bir ayakkabıcı arkadaşın yanına bir sayacı kız gelmiş. Bana yönlendirin gelsin dedi. Şimdi gelmedi yani zamanım olmadı. Yani gelse benim yanımda en azından ilmini öğrenir. İl dışında okuyor o ama nerede okuduğunu bilmiyorum. Sayacılar kim sayacı var mı? Kim işte yukarıda var, soğuk başında. Şurada böyle geldim yani galiba gitti. Gelse en azından. Yani ben azıcık bu işi biraz olsun yapan bulabilsem. Evet yani, sen de istiyorsun değil mi? Benden sonra yürüsün bu iş diye. Ama burada. Daha yürümez yani. Giresun'da ne sayacılık? 5-10 sene sonra ben alacağım işte yani. Fazla ya Allah yani, izinler versin. Yani el geç bırakacağız ama üzülüyorum. Şimdi pisi Haşim'de aradılar dün akşam. Bilmiyorum attılar varsa 30 tane çocuk için pisi lazım. İşte şu numara şu numara. Yani bunu alıp da satmayla baş edemezsin. Bunu yapması lazım. Şimdi öyle oluyor ki 20 tane 30 numara diye 20 tane esnaf 30 numara pisi getirebilir mi? Getiremez. Onu ben keseceğim, yapacağım. İşte bu işi. Onu sen getireyim. Tek başınasın. İşte tek başım ama şeyim var. Yani doktor, eğitim görevlisi bazı şeyler öğrenmek isteyenler geliyor. Böyle tasarımcı seviyorlar da ama yerim dar. Evet, biraz hocam. Diyorum kimsin az daha büyüdük. İşleri yapalım diyorum. Bir şey alır mıyız? Yok teşekkür ederim. Teşekkür yani siz meslek çok güzel. Mesleği çok evet. Seviyorum ama şimdiki nesil bunu sevmiyor. Şimdiki nesil bunun farkında değil. Siz nasıl yönlendiniz buraya? Ailenizde var mıydı böyle bir şey yoksa? Hayır ben işte o zaman ailen ortanca çocuğuyum. 5 kardeşin ikinci şeyim. Şimdi onlar fakirlik var tabi. Boyacılıktan ilk önce boyacılıktan başladım bu işe. Öyle gene babam beni bir ustanın yana verdi. Usta da bizim akrabamızdı. Onun devamında yandaki sayacı olarak ustanın yana verdi. Ben yani sağ olsun Allah rahmet eylesin. Ustam da yani kendi becerimle iş öğrendim. Usta, elinizde yatkındı o zaman. Usta her şeyi öğretmiyor adamı. Sen kendin gözlemleyeceksin. Tabii ben şimdi ondan öğrendim. O bana şey yapmasa ondan sonra ben yapıyordum. Ben alıp evde yapıyordum. Tıraşlıyordum. İlgin vardı demek. Yani. Merakın. İşte ondan sonra 3-5 sene sonra ondan ortak çalışmaya başladım. Ondan sonra askere gittim. Askerden sonra. Kendi dükkanını mı aldın? Kendi hayatım işte. Giresun'a atölye açtık. 10-15 kişiyi çalıştırdık ama. Giresun istemiyor böyle şeyler. Giresun hep hazır alışmış. Sanatta her yerde var öyle şeyler. Yani ama. Bizim bilhassa Giresun. Sizin Bulancak orada da daha hep atölyeler var ama Giresun'da yok.
Giresun istemiyor. Kalkınmasını istemiyor. Adam benden böyle şeyleri, pisi pisiler işte bunları yaptırıyor diyor ama yapan olmadığı için, mecbur kaldığı için evet. Daha internetten getiremiyorlar. Şimdi evet. Ne oluyor? Şey de başladı. Kargo parası da şimdi evet, evet. Alınan malzeme. Evet, onu karşılamıyor. Ve fiyatlar ama, da her şeyde artıyor. Tabii, ev fiyatların. Evet, ileride ne olur? Uygulamalı bir şeyler olur. Üniversitelerimiz her gün altyapıda bir şeyler yapıyor. Ha, açılabilir aslında böyle bir. Yani burada şeye Güre'ye oradaki ayakkabıcı orayı ben yerleştirdim. Orada bir ayakkabıcı tamirci var. Evet. Okuldaki mi? Ha. Evet var. Onu oraya yerleştirdim. O rektör yardımcısı dediler buraya bir usta lazım. Ben de o arkadaşı yerleştirdim. Bilmiyorum hiç fena değildir galiba. Tam cevap veriyorum veremiyorum bilmiyorum. Hiç işim düşmedi ama işim düştüğünde yani yardımcı olacağına eminim. Güzel bir ustadır ama tabii orası onu bakma şeyi yani karşılama ihtiyacı o da ayrı bir şey. Onun için diyeceğim başka sormak istediğiniz bir şey varsa. Sormak istediğim bir şey, bir de buranın adresini alabilir miyim amca? Özelde yazmam gerekiyor. Evet. Orada kartım da. Buranın adresi Sokakbaşı Caddesi. Hacı Hüseyin Mahallesi. No 18A. Çok teşekkür ederim amca verdiğin cevaplardan ötürü. Ne demek, ne demek. İnşallah bu mesleği devam edecek. İnşallah. Yani bu devirde tüm çocukların, tüm gençlerin, herkesin bir sanaa dönmesi var. Evet. Şimdi işte devir ona dönüyor. Devir 50 seneye geriye dönüyor. Biz her şeyin... şey, hayat garantileme üzerine şey yapmışız ya, biz hep öyle yetişmişiz. Evet, şimdi o sanat öğrenmemiş. Şimdi oluyor, bir şey çıkıyor şimdi. Söylesene bir. Yeni bir yapay zeka şey. Yapay zeka. He, o çıktı şimdi. O da çıktığı zaman ne oluyor her şey? İnsan gücü artık. Evet, onun için yok. Bir şey öğrenmek zorundasın. Bir şey yap. Sanat yap ne olursa olsun. Yeter ki elin bir iğne tutsun yani bir şey yap. Çok teşekkür ederiz amcacığım. Ben teşekkür ederim. Sana iyi yardımcı oldum sana ne mutlu çok bana. Çok yardımcı oldum. Size de başarılar.